Evet, başladık sanırım. Ama daha kimse yok olsun. Herkese merhabalar. Bu akşam birazcık da biz sizin canınızı sıkalım dedik. Birazdan Melis bağlanacak. Melis'le voleybol hakkında, işte bu zor günlerde nasıl günümüzü geçirdiğimizi, neler yaptığımızı biraz keyifli sohbetlerle size anlatmış olacağız. Sizin de sorularınız varsa bize söyleyebilirsiniz, bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de sorular hazırladım sizler için. Evet, görüntüle kusura bakmayın arkadaşlar, çünkü ben çok bu işlerde üstad değilim. Zor bağlanıp orada yazılanı okuyup da size cevap vermem biraz zor olacak. Melis yardımcı olur diye düşünüyorum. Ay, geldi benim kuzum. Merhaba. Merhaba yavrum, çok özledim. Nasılsın? O kadar özledim ki. İyiyim. Sen nasılsın Ergül ablacığım? İyiyim canım benim. İyi valla, iyi olmaya çalışıyoruz. Görüyorsun, bu zor günlerde böyle evde işte takılarak, bir şeyler yaparak. Sana da soracağım şimdi neler yapıyorsun, nasıl geçiyor, bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle hoş geldin. Ve voleybolun sesi ekibine teşekkür ediyorum şimdiden bizi bu programa aldıkları ve böyle bir şey sundukları için bize. Anlat bakalım Melis'ciğim. Vallahi ne anlatayım Ergül abla, öncelikle gerçekten çok özlemişim. Şu an seni direkt karşımda görünce ay, daha iyi anladım. Ya, ben de çok özledim ya, bir de hakikaten bu arada arkadaşlar biz 1,5 aydır herhalde görüşemiyoruz. 1,5 ay oldu değil mi? En son 20 Mart. Aynen öyle. O yüzden o günden beri biz konuşamıyoruz, edemiyoruz. Sizin sayenizde aslında görüştük Melis'te de. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum ben de voleybolun sesine. Sayelerinde. Bak bak, sorularım var. Hazırladık hepsini burada. Vallahi benim de var. Benim de var. Gerçekten. İyi, güzel güzel. O zaman dolu dolu bir program yaşayacağız bugün. İpek'cim evet. Merhaba, hoş geldin. Selamlar. Ya ben onu söylüyordum sen bağlanmadan önce. O kadar engelliyim ki teknoloji konusunda. Hem orayı okuyup hem seninle konuşup, yani bir de hazırladık falan, böyle sunum yapacağız edeceğiz falan, bilmiyorum nasıl olacak yani. Bakalım, evet, göreceğiz. Hı. Seni sen tanıyorsun, ben de aynı şekilde senin bir başka versiyonunum. O yüzden şu an şimdiden özür diliyorum herkese. Herhangi bir yanlışlık olursa, yapamazsam kusura bakmayın. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. O yüzden hemen başlayayım o zaman. Bu sorularla, cevaplarla böyle devam edelim. Senin merak ettiğin benle ilgili. Mesela ben oturuyorum, antrenman yapıyorum, kitap okumaya başladım. Yani okuyorum da daha fazla kitap okumaya yöneldim diyeyim ben sana. Ondan sonra işte film izliyoruz. Böyle geçiriyoruz. Geçiyor, gidiyor günler. Sen neler yapıyorsun bu arada? Vallahi antrenmanların nasıl gidiyor? Yani Ergül abla, zaten şöyle bir şey oldu. İlk Eduardo programı yolladığında böyle hemen yaptım falan. Öldüm. Yani hatta Edu'ya söyledim. Ben sezon içinde halter yaparken bu kadar yorulmuyorum. Ben tutuldum. Yani bildiğin evet. Sanki böyle lat meşe squat yapar gibi. Bu şu an o kadar da şeyim yok, ekipmanım olmadığı için elimdekilerle idare ettim ama inanılmaz yoruluyorum. Yani haftanın en az 5 günü işte halter yapmaya çalışıyorum. Diğer günler daha çok yoga, meditasyon, bir de biraz stretching üzerine çalışmam gerekiyor. Edu da bana onu söyledi malum. Pek iyi olmadığım için o konuda. Dediğim gibi... Abla niye öyle diyorsun ya? Yok. Sen istediğin her şeyi yapabilirsin. Ben inanıyorum sana. Ay, teşekkür ederim. Canım benim. Ama çalışmam gerekiyor. Şu meditasyon işinde beni birazcık şey yapman lazım. Beni de itmen lazım. Benim de ihtiyacım var böyle şeylere. Evet. Özellikle bence şu anki durumda herkesin ihtiyacı olan bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben, sen ne düşünüyorsun? Psikoloji okuyup bitiren bir öğrenci olarak. Yok, öyle demeyelim ama bana çok etkisi ve yararı oluyor. Zaten ben yani 2 yıldır falan düzenli yapıyorum meditasyonu. Dediğin gibi bir de şu an herkes evde, bir virüs var, kaygı düzeyimiz çok yüksek. Meditasyon biraz olsa onu biraz dindirebiliyor ve kendini daha iyi hissediyorsun. Bu süreçte bence herkes yapmalı ve çok fazla application var. Yani internette de bulabilirler. İlgilenenlere ben link de atabilirim, benim kullandığım. Ama lütfen, bekliyorum linklerini o zaman. Tamam.
Seve seve. Onun dışında dediğin gibi ben de kitap okuyorum. Yani normalde de okuyordum zaten ama bu süre zarfında evde olduğumuz için daha çok kitap okuyorum. Böyle farklı hobiler edindim. Hobi demeyeyim de hani böyle boyamalar. Annem sağ olsun biraz işte seramik yapacağız haftaya. Küçük küçük uğraşlar. Evet, onun peşinden gidiyorum, onun izinden gidiyorum. Onun dışında sağlıklıyız, evdeyiz. Değişen bir şey yok. Evde kalmaya devam edelim lütfen arkadaşlar. Aynen. Biraz normale dönmeye başlıyor herkes ama lütfen buna özen gösterelim. İşte aradaki mesafelere dikkat edelim. Bunları buradan iletelim. O zaman şimdi sen bize birazcık voleybola nasıl başladığını, nerede başladığını, neler yaptığını bir anlat. Bakalım biz de seni bir dinleyelim. Ne kadar zor bir şey bu ya. Maşallah iyi moderatör oldum bence. Aa dur. Daha dur. Ben seni sıkıştırdım ama şimdi ayıp olmasın. Yok. Evet seni dinliyoruz. Sen süpersin, böyle devam. Canısın. Soru nerede başladım, ne zaman başladımdı galiba? Nasıl başladın? Voleybol nereden çıktı? Niye basketbol değil? Ha, bu klasik soru galiba zaten. Evet, her yerde sorulan ve insanların da merak ettiği bir şey olduğu için ben de sana öncelikle bununla başlayayım dedim. Aynen, güzel soru. Ben tamam. 10 yaşımda başladım. Aslında ben yüzücü olmak istiyordum. Bayağı bilmiyorum. Yüzmeye merakım vardı. Fakat sonra yakın arkadaşımın annesi eski voleybolcu. Bize dedi ki işte gelin bir voleybol deneyin, belki beğenirsiniz. O zamanki böyle arkadaş grubuyla voleybolla tanıştım ve çok sevdim. Kaç yaşındaydın? 10. Ben çok erken başlamadım. Gerçi sen daha geç başladın benden. 10 iyi canım. Ben 14 yaşında başladım. 13 evet. Yaşında. 14 biraz yani geç değil tabii ki de ama ona göre tabii daha çok geç. Çok geç. Bence çok geç. Bir voleybola başlamak için çok geç bir yaş. Benim fikrim. Ama senin gibi biri var yani. İyi ki başladın. Ay bırak bu işleri. Geç falan demek de. Ay geç demeyelim. Bak ne güzel örneksin. Hiçbir şey için geç değildir bence. Direkt alta bu mottoyu yazalım. Kama spotu diyorsun. Güzel, güzel. Ay çok tatlısın Melo ya. Ben de voleybola şeyde Bursa'da yaşıyordum o zaman. Okulun bahçesinde işte antrenörler gelip de Bursa'da çok fazla uzun boylu ve göçmen olduğu için orada çok fazla iyi fizikli çocuklar var. O yüzden her okula antrenörler gidip işte öğrencileri seçip bir yerlere alıyorlar falan. Bana sürekli bir teklif geliyordu o sıralarda. Ben tabii doğru düzgün yürümeyi bile bilmediğim için sporla hiç alakam olabileceğini düşünmüyordum. Ondan sonra işte voleybol, basketbol, voleybol sürekli geldi bunlar. En sonunda dedim ki ya vardır bu işte bir hikmet, vardır yani bir hayrı dedim. Öylelikle voleybola başlamış oldum. Ve iyi ki de başlamışım. Bayağı kendimi anlatma biçimim oldu yani benim. Yok, kesinlikle. Bence de yani o konuda... Sakızım yok maçı. Pardon Melo'cum, altta şey yazanlara da ekliyorum. Ergül abla sakızın yok demiş biri. Evet yok çünkü maç yok. Heyecanlı değilim o kadar. Evet Melis'le konuştuğum için sizlerle sohbet edebileceğim için heyecanlıyım ama o kadar da değil yani bir şey yok, gerilim yok orada. Gözlerden evet dinliyorum. Tabii bayağı... sakız önemli biliyorsun. Sakızla ilgili çok şey aldım ben. Çok maceram var sakızla ilgili. Çok atlattım sakız işlerini o yüzden o önemli. Kesinlikle. Ben de evde dedim zaten böyle işte... Ekstra şeye başladım ben de evde Melo. Bu şey vardır, neydi derler ona? Evet, dikiş nakış. Gördüm çok da onu güzel. Onu denedim ama. Yavrum inanılmaz zor. O yüzden canım sıkılıyor yani. Yapamadığım için canım sıkılıyor. O yüzden bıraktım onu. Onun yerine daha fazla evde temizlik yapıyorum. Ergül abla hiç açma bence o konuyu çünkü ya, muhtar edin. Habire bir yer. Sen söyle ben şey yaparım. Söyleyeyim hemen. Ben, inanılmaz yani. Bir gün temizliyorum. Ertesi gün her yeri toz toprak götürüyor. Çünkü evde iki tane kapıyım olduğu için. Bir de sürekli pencerelerimiz açık bizim. Ben dayanamıyorum. Havasız ortam beni çok geriyor. İnanılmaz ya. Sürekli evde temizlik yapıyorum. Antrenman yapmak daha iyiydi benim için yani. Çok zor geliyor bu ev işleri bana. Kesinlikle katılıyorum. Zaten şöyle oluyor. Güne şöyle başlıyorum. Evet, annemlerdeyim ben şu anda. Bugün nereyi siliyoruz? Bugün nereyi süpürüyoruz? Yine mi toz alıyoruz? Hani böyle artık hani birileri aradığında falan arkadaşlar ne yapıyorsun?
işte evi süpürüyorum, yok hiç evi siliyorum, şunu yapıyorum. Hep bir şey, yani böyle şey oldum ben artık. Artık bitse de. Melis normal. Yemek yapmaya başladın mı peki? Şimdi Ergül ablacığım, yemekte param yok ama... Aa, ben çok geliştirdim bu konuda kendimi. Görüyorum zaten. İşte kebap tür yok şey güveçte bir şeyler yapmıştın geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam. Kebap Bodrum kebabı yaptım. Ne çökertme kebabı pardon. Nasıl ya, nasıl yapabiliyorsun? Nasıl gidiyor yani? Yani Google'dan açıyorum tariflere, bakıyorum böyle. Biraz uğraş gerektiriyor, yoruyor insanı ama güzel şeyler çıkınca, lezzetli şeyler çıkınca bir havaya girdim açıkçası. O yüzden böyle bir kendimi iyi hissediyorum yani. Yiyip de bir şeyler yapmak güzel oluyor. Tatlı. O zaman söz veriyorsun. Tatlı. Virüs bitince. Evet. Ne? Geliyoruz. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen istediğini söyle yaparsın. Yok. Sen yap yeter. Ben senden her şeyi yerim. Ay. Tamam, hallederiz o işi biz. Ben Bodrum kebap yani çökertme kebabı. Bodrum kebap diye de geçer arkadaşlar. Artta o şeyleri hiç okuyorum da arada. Evet. Kusura bakma sözünü kestiğim için. Yok yok, olur mu? Neyse o zaman bak buradaki sorulardan arada giriyorum. Adana'ya selamlar. Adana'yı çok seviyoruz. Adana, ah Adana. Ah Adana, keşke bir daha gidebilsem. Ay acayip, ama Adana'yı ben buraya getireceğim. Onun peşindeyim şimdi. Ufak işlerim var. Yakında paylaşırım Instagram'da. Ay çok seviniriz. Ergül abla lütfen. Aa, yemek konusunda ama ya. Şey değil yani, öyle başka bir şey gelmesin aklınıza. Yemek benim ben için de. Yemek. Benim için de yemek. Benim için de bir kebap yani. Tamam ben paylaşırım. Sen yemiş kadar olursun o zaman. Çok sevinirim valla. Burnumda tütüyor. Canımsın. O zaman evde zaman nasıl geçtiğinden zaten biraz bahsetmiş olduk sizlere. Güzel, ben keyif alıyorum valla. Herkesin kendini tanıyıp da değişik yeteneklerini keşfedebileceği bir dönem olduğunu da düşünüyorum. O yüzden insanın kendi içine dönüp de bir şeyleri görüp açığa çıkartması güzel şeyler. Düşünme bir kere. Çünkü o kadar çok şeyimiz var ki düşüneceğimizi, yani düşünmemizi engelleyen çok fazla etken var etrafta. Özellikle telefonlardan başlıyorum. İnternet, osu, busu derken. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı, hayattaki amacımızı, hedeflerimizi falan her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Bunları hiç düşünmüyoruz bence. Bazı şeyleri kendimizi kaptırıp da önemli olan hususları es geçiyoruz diye düşünüyorum ben. O yüzden bu dönem onun için çok yararlı olacağına inanıyorum. Oraya buldum, unutamadığım bir an var mı arkadaşım? Sen onu söyle bakalım, anlat biraz. Unutamadığım bir an. Yani böyle spesifik halde söylemekten ziyade işte Avrupa Şampiyonası, işte Dünya Kulüpler Şampiyonası finalleri, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu öncesi finaller, milli takım, yani milli takımdaki her maçı diyebilirim çıktığım. Yani bu son olimpiyat elemelerinde bile acayip büyük heyecanlı televizyondan izlerken yani genel olarak kupalar, kupa maçları bir tık daha farklı oluyor benim nezdimde. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün, sen ne dersin? Valla ben her şeyde, yani ben her çıktığım maçta, her çıktığım maçın ayrı bir yeri var benim için. O yüzden ben hani şu zamandır, bu zamandır, şudur budur diyemeyeceğim. Ama en böyle tüylerim diken diken olduğu anda ilk 2012 Londra Olimpiyatlarına hak kazandığımız an, o kadroda ben de vardım. Bilmeyenler varsa ki vardır mutlaka. Biliyoruz. O yüzden ya işte o an çok farklı bir şeydi. Bu sene de kızlarımız bunu yaşadı. Acayip yani, bir daha onu yaşamış gibi sevindim ben de. Güzeldi. Çok keyifli anlar benim için ve ben voleybol oynadığım her ana hastayım. Hastasıyım. Hayatıcım oldum. Hastasıyım. En büyük değer o. Yani yaptığımız, ben iş olarak adlandırmıyorum ama yaptığımız şeyi severek ve gerçekten o motivasyonla, o hırsla yapmak ve karşılığı böyle güzel duygulara şahitlik yapmak. En önemlisi o, severek yapmak bir şeyi. Bence en başta temel alınacak şey bu. Bu madde. Benim için. Ben, senin için de öyle biliyorum. Bence de öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Ben zaten de insanlar da görüyordur. Herkes görüyordur diye düşünüyorum. Ben kendimi bırakıyorum sahada. Ve hoşuma gidiyor yani. Kendimden geçmek hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden kusura öyle bakmayın. Kız takıp çiğnediğim için. Hayır. Hiç söylemiyordum. Deme öyle. Ya neyse. O zaman sana
burada yazdığım, burada not aldığım sorulardan sorayım ki. Altta, bu arada soru sormak istiyorsanız arkadaşlar altta sorularınıza cevap vereceğiz. Siz sormaya devam edin. Sorun yani. Soru sorun. Soru gelmiyor çünkü orada. O yüzden ben hemen soruyorum. İleride beraber oynamak istediğin bir oyuncu var mı böyle? Hedef aldın ya da böyle çok beğendiğin. İdol doğru söyleyemedim herhalde. Öyle. o işte. Öyle bir oyuncun var mı kafanda? Yani ben bu soruyu biraz değiştirerek cevap vermek istiyorum. Hadi bakalım. Bana yardımcı ol. Bana yardımcı ol. Konuşmayı bilmeyen bana yardımcı ol. Yok hayır. Ondan değil. Ben kendi çapımda kendime revize ediyorum bu soruyu. Çünkü hep bunu düşünüyorum ve hayalini kurduğum bir şey. Ben ilk eczacı başındayken alt takıma çıktığımda o dönemde 16 yaşındayken Esra abla, Gülden abla, Neslihan abla, işte Maya Polyaklar, Özge abalar vardı. Ben onlarla aynı antrenman, aynı sahi, aynı işte maçlara falan çıktım ama o zaman çok küçüktüm. Yani bayağı toy diye bir toydum yani o zamanlar. Böyle hepsini benim idollerimdi. Maçlarını izleyerek büyüdüğüm insanlardı. Keşke şu anda Esra abla, Gözde ablayla oynadım yani oynadığım insanlar olmuş olsa ve şu anda onlarla tekrardan aynı sahi paylaşmak çok isterdim. Keşke öyle bir imkanımız olsa. Ay çok güzel olurdu vallahi. Benim de keyif alarak oynadığım dönemlerdi. Senin nasıl? Vallahi geliyor, geçiyor işte her şey Melo be. Çok yani onlarla oynamak çok keyifli tabii. Çünkü bu saydığım bütün isimler Türkiye'deki voleybol yapan insanlar yani. Hepsinin ayrı değeri var. Ve bence daha fazla bu işin içinde olmalarını istiyorum ben. Tamam. Neslihan'ı çok fazla görebiliyoruz ama ben bir Esra'yı da görmek istiyorum yani. Gelsin başlarımıza. Gülden abla, Esra abla. Değil mi? Aynen öyle. Gülden abla. Vallahi. Aynen ben de öyle düşünüyorum ya Melo. Yani öyle benim yıllarca mesela çok fazla böyle şu olsun bu benim idolüm. Yani gençken de idolüm şu olsun dediğim biri yok. Çünkü bence bu bir takım oyunu ve bu takımda herkesin farklı yetenekleri vardır. Mesela atıyorum, ben çok iyi atak yapıyorumdur. Benim atağımı kullanmalı biri. Sen çok iyi defans yapıyorsundur. Senin defansını kullanmalılar. Yani herkes ortaya bir özelliğini katarsa zaten bir şeylerin başarı, yani başarı denen şeyin geldiğini düşündüğüm için çok daha güzel oluyor yani. O yüzden hani bir idolüm falan hiç olmadı. Ben sadece herkesin her özelliğini kullanabilmeli herkes diye düşünüyorum. Öyle bir şeyim yok yani. Doğru söylüyorsun. Çünkü takım sporun gerektirdiği şey de bu bence. Herkes kendi... Nalan başını... ablacığım pardon. Nalan ablacığım merhaba hoş geldin. Öpüyoruz. Siz de ediyorsunuz diyor canlar. Ay çok tatlısın Nalan abla. Çok teşekkür ediyorum ya. Bir tanesin sen. Utandırma Allah bizi. Bu arada okumaya çalışıyorum altta yazanları da ara ara da. Sen de okursan oradan tamam, sen bir bir şey yap bize. Hedeflerin neler arkadaşım? Hedeflerin neler? Hedeflerim neler? Bir dakika şurada Ergül geliştirmen gereken en zayıf yanın neresi diye bir soru gelmiş bana. Geliştirmem gereken bence bloğumu daha geliştirebilirim ben. Yani her insan bir şeye çalıştığı sürece her şeyini geliştirebilir diye düşünüyorum. Her özelliği. O yüzden blok konusunda biraz daha gelişebileceğimi düşünüyorum. Hala. Melo bu arada sana bir soru soracaktım ben biraz önce. Smaçör olmasaydın ne olurdun? Ne olmak isterdin? Ya da smaçör olmaktan memnun musun? Nedir yani? Mevki olarak ben durumu. Ben bir tane soru okudum. 4 numara smaçör mü yoksa pasör çaprazı mı oynamak istiyorsun diye. Bu da güzel soru. İlk önce seni sorunu yanıtlayayım. Smaçör oynamasaydım bilmiyorum deli cesareti. Ben pasör olmak çok istiyordum. Yani bayağı zor. Her anlamda zor ama bana çok estetik geliyor. Bilmiyorum pasörler yani. Herhalde pasör olmak isterdim diyebilirim. Smaçör olmasaydım. Sen ne olmak isterdin? Ben de pasör olmak isterdim ama benim boyumdan dolayı hiç pasöre yönlendirmediler ve bence parmaklarım kırılmış olmasa acayip pasör olurdu benden.
Olurdu. O şeyin olduğunu düşünüyorum. O fırlamalığın olduğunu düşünüyorum ki bence bir pasör böyle her inliği cinliği bilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Kesinlikle. Yani bir de herkesi yönetebilmeli saha içerisinde. Onu yapardım diye düşünüyorum ya. O, i̇şte yani o yüzden deli cesareti dedim. Yani çünkü herkesin pası farklı. O anda hem onu düşünmen lazım. Kim dörtte, kim ikide, orta oyuncu kim? İşte nereye atman lazım? Herkese bir iletişim halinde olman gerekiyor. Onu nasıl diyeyim? Onu evirip çeviren insan zaten okeydir yani benim için. Değil mi? Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Allah. Bak şurada çok güzel bir soru var. Hoşuma gitti. 18 yaşındaki halinize ne demek isterdiniz? Bunu ilk önce senden alalım. 18 yaşındaki halime mi? Evet. 18 yaşındaki halime ay bir düşüneyim. Çok güzel soru. Çok güzel. Düşünülmesi gereken bir soru bence de. Değil mi? 18 yaşındaki halime. Ya çok deliydim o zaman ben ya. Ya ama daha az deli olma demezdim herhalde. Gurur duyuyorum seninle. Böyle devam derdim. Ne diyeyim? Benden anca bu çıkar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani şöyle derdim. Hiç pişmanlığım yok. Bugüne kadar aldığım kararlar, oynadığım kulüpler bana çok şey kattı. O yüzden 18 yaşındaki Melis bu yolda devam et. Her geçen gün daha da güzelleşecek. O yüzden umudunu hiç kaybetme derim herhalde. Gurur duyuyorum seninle. Gurur ben duyuyorum. Osman abi bu arada senin olduğunu fark etmedim. Hoş geldin. Merhaba. Kim? Kime merhaba? Osman Ürener. Tanır mısın? Sen tanımazsın. Yaşın tutmuyor. Sorular sorulmuş galiba zaten. Yatlamak ister misin o soruyu? Gelişiminize en çok katkı yapan antrenör kim? Ya her antrenörden bir şeyler aldığımı düşünüyorum ki ben çok fazla antrenörle çalıştım. Hepsinin ayrı bir bakış açısı olduğu için aslında zor bir durum ama insan herkesten bir şey toplayabiliyor ve toplamalı da bence. O zaman çok iyi yaptığınızı düşündüğünüz hareketler neler? Açıkçası Ergül abla beni de az çok... Ben böyle bir soru karşısında donuyorum çünkü ben hiçbir, yani her zaman bir öncekinden daha iyi olmaya çalışıyorum. Her sezon hedefim aynı. Daha iyi olmak, daha iyi gelişmek. Çünkü bence bu meslekte oldum, bittim, benim bu çok iyi demek benlik değil. O yüzden ben öyle bir şey diyemeyeceğim kendim için. Ama geliştirmem gereken birçok şey vardır elbette ki. Yani bir an önce virüsün bitip onu geliştirmek için bekliyorum o günü diyeyim ben. Ben bu soruya bu şekilde cevap vermekten yanayım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Tam senden beklediğim bir cevap oldu. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ay Simgem gelmiş ya. Hoş geldin. Simgem. Nasılsın? Seni çok özledik. Ay şurada üçlü falan olsa şöyle bütün ya da bütün takımı takatsak da şöyle bir sohbet edebilsek aslında. Kesinlikle. Çok keyifli kesinlikle olurdu. Çok. O zaman. Sen de sor arada Melo'cum ya. Beni sıkıştı. Bana. Pardon hemen. Evet. Lütfen. Sevinirim. Biri şey diye sormuş. Eczacı başında oynamak nasıl bir duygu? Ya eczacı başı şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere yani Türkiye'deki voleybol adına büyük şeyler yapan büyük bir kulüp Eczacıbaşı. Ve ben çok gurur duyarak oynadım bu sene yani. Keşke bitmeseydi sonuna kadar. Yani daha bitti ya bitmedi belli değil aslında ama yani şu 1,5 ay bize bir fazla geldi zaten evde oturmak. O yani bu kulübe başarıyı kazanmak, o kulübün adı altında sahada kendimizi göstermek benim için gurur kaynağı yani. Ben böyle düşünüyorum. Gurur. Benim için bir gurur. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Çünkü Eczacıbaşı'nın çok farklı bir ruhu var. Biraz klişe olacak ama hani aile falan ortamı diyoruz. Gerçekten yani o kadar samimi insanlarla birlikte çalışıyoruz ki o kadar içtenler. O yüzden herkesin orada o takım için nelerini verebileceğini gördüm. Bu formayı taşımak gerçekten ayrıcalık gibi geliyor bana. O yüzden sana da katılıyorum. Ben de böyle ekleme yapmak istedim. Gerçekten sorayım mı? Ben de var birkaç tane.
Bak bir soru gelmiş yine. Eğer bir meslek yapmak isteseydiniz bu ne olurdu voleybol dışında? Melis psikolog olurdu değil mi? Evet. Umarım. Kariyer sonrası düşündüğüm bir şey. Yani hala olmak istiyorum tabii. Sen ne olmak isterdin Aygül ablacığım? Vallahi canım yani bir ara ben de çok fazla psikolog olmayı düşündüm ama yani çok beni çok zorlayabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bir işi yani bir şey yaparken çok fazla kendimi verdiğim için o konuda da kaptırıp kendimi kaybedebileceğim diye bir tedirgin olup da korktum açıkçası. Çünkü düşünüyorum bunları ben de. Hani ne yapabilirim, ne yapmalıyım ki ben de çok istedim psikolog olmayı o yüzden. Ama olmaz yani. Benden olmaz. Ben çok fazla. Hayır. Denemeden bilemezsin. Bence olur. Ya çok seviyorum. Olmaz. İnsanlara yardımcı olabilmeyi çok seviyorum ki onun da insanlara yardım etmenin bir biçimi olduğunu düşündüğüm için. Ama zor arkadaşım yani. Senin için ileride başarılar diliyorum. Çok zor insanlarla uğraşmak. Yani zor ama mesela ben spor üzerine yapmak istiyorum. O yüzden bir nevi de bizim de görüp yaşadığımız şeyler olacağı için ileride yaparken çok da yardımcı olabiliriz bence. O yüzden sen de deneyebilirsin. Yani yok denemeyeyim ben başka bir iş yapayım ya denemeyeyim yani. Benden yani yemek yapayım, bir restoran işleteyim falan. Yani ben ancak bir şey işletebilirim diye düşünüyorum. Olsun sen de ne istiyorsan onu yapacaksın zaten önemli olan severek yaptığın bir şey olsun. Tabii efendim. Ben tuttuğumu kopartırım. Onda sıkıntı yok. Evet, biliyorum. Biliyorum. O yüzden diyorum. Bana da orta oyuncu olmasaydı onu söyledik zaten pasör olmayı istediğimizi. Evet senin sorularından devam edelim. Var mı? Şimdi benzer soruları çıkartıyorum. Forma numarası sorulmuş. Neden 14 numara? Neden 15 numara? Ha, ben 5 giyiyorum normalde. Ama yani, bu sene simge 5'i giydiği için, simgenin forması olduğu için 15 aldım. Ama yıllardır uzun süre yani ben yıllardır 5 numarayı kullanıyorum ve seviyorum 5'i. Totemleriniz var mı? Sen de numaranı söyle totemlere geçelim. Benim de numara çok sorulduğu için yazdım. Benim numarada hani böyle bir totemim, bir şeyim yok, enerjim yok açıkçası. Hani bana güç veriyor, bana kuvvet veriyor diyemeyeceğim. Ben seviyorum 14 numarayı ve 14'te giyiyorum. Öyle bir anlamı yok aslında o forma giymenin yani o numaraya girmenin. Benim totemim yok. Benim sadece taktığım sabit birkaç kolyem vardı. Onu totem diye adlandırmıyorum. Çok severek takıyorum annemden bana diye. Benim yok. Senin var mı Aygül ablacığım? Benim de yok canım. Benim de hiç totemim yoktur. Yani totemlerim... yok genel olarak. Nasıl? Yok totemlerim. Klasiktir ya. Böyle hep bir sporcunun totemi vardır. İkimizde de yok. Vallahi yok bizde. Peki bir şey diyeceğim. Bu sene en fazla keyif, ya antrenmanlarda böyle keyif aldığın, bir unutamadığın bir şeyimiz var mı böyle bizim aramızda geçen, takım içerisinde geçen? Bak şimdi sana soruyorum çünkü sen hatırlarsın, ben hatırlayamam böyle şeyleri. Bir dakika. Gülme sebebi o yüzden. Ben senin gerçekten bir başka versiyonunum. Ben de çok unutkanım. O yüzden gülüm, hatırladığımdan değil. Muhakkak olmuştur. Yani bir düşünmen lazım. Doludur da şimdi ben zaten şeyim yani hatırlayamam mümkün değil. Boyun küçükken de uzun muydum mu? Ne sormuş biri? Ergül abla boyun küçükken de mi uzundu? Yok ben çok kısaydım. Yani şöyle ki bayağı orta ikiye kadar boyum çok kısaydı. Yani normal boyutlardaydım. Sonra bir senede erkek gibi uzadım. 10 santim mi 15 santim mi ne attım birden yani. Olan çocuğu gibi büyüdüm. Evet. Bir anda atmışsın hakikaten. Valla erkekler öyle olur genelde. Ergenliğe girdikten sonra boy atarlar. Bende öyle bir durum söz konusu oldu. Bayağı bir artış olmuş gerçekten. Bir de benim baba uzun, dedem uzun. Yani bizim genlerde var biraz uzunluk. Oradan da geldiğini düşünüyorum ben. Bak bir karantina... pardon. Dinliyorum seni, dinliyorum. Bu soru çok geldi. Aslında bir nevi cevap vermiş oldun. İşte boyum kısa nasıl uzatabilirim? Ya da boy çok önemli. Boyla ilgili birçok soru gelmiş. Hatta ben de böyle eledim aralarından ama sen cevabını vermiş oldun. Benim okuduğum bir tane makale vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru. %100 diyemem tabii ki de. O yüzden eğer yanlış bir şey söylüyorsam şu an özür diliyorum ama
genetik aktarım bu boy biraz. Hani böyle şu hareketi yap, boyun şu kadar uzar diye bir durum söz konusu değil. Sporun da sadece 1,5-2 santim uzattığını okumuştum ben o makalede. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun, bir fikrin var mı? Ya ben şöyle düşünüyorum, ben de öyle düşünüyorum. Bu, yani yaptığın sporun çok fazla uzattığını düşünmüyorum. Yani yine mutlaka 1-2 santim fark ediyordur ama en fazla fark ettiren şey spor yaparken vücudunun ve kas grubunun gelişmesi. Yani normal bir insana göre sadece daha dik durabiliyorsun. Çünkü kas sistemi çalıştığı için daha sağlam bir duruşun olabiliyor. Sadece bir hani kalıp olabiliyor ve daha böyle heybetli duruyorsun. Ama boy uzattığını düşünmüyorum ben de sporun. Ben de. Evet. Ben böyle düşünüyorum yani. Yıllardır ben oynuyoruz işte. Yani böyle spesifik şu hareketi yap, boyun uzar falan, öyle bir şey yok benim bildiğim. Ama dediğin gibi yani kas kütlen arttıkça, postürünü düzelttiğinde tabii ki de daha dik oluyorsun veya birazcık daha uzayabiliyorsun. Bilemeyeceğim. Daha hani başka bir sebebi var mıdır, yok mudur? Ya sadece dediğin gibi bence postürle alakalı. Ya bir de bence peki spor neler kattı hayatına? Voleybol oynamak ne kattı senin hayatına? Öncelikle disiplin. Çünkü şimdi oraya şeyde aynı aslında bir boy uzama konusuyla aynı şeyler içeriyor. İçerik. Aa, konuşamadım yine. Yine kilitlendim, kusura bakmayın. Aynı içerikleri alıyor bu. O yüzden evet, dinliyoruz. Ne kattı senin hayatına mesela? Spor yapmak. Takım, bir kere takım sporu ayrı bir şey. Bireysel bir spor yapmak ayrı. O yüzden takım sporu ayrı bir şey katıyor bence. Küçük çocukların bence yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum ben. Ne için tavsiye ediyoruz bunları Melo'cuğum? Hadi anlat bakalım. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben küçükken biraz utangaç bir kızdım. Böyle anne bayımdan ayrılmayan, öyle merhaba merhaba diyen bir kızdım. Hala utangaçlığım var ama spor sayesinde daha sosyal oldum. Çünkü dediğin gibi takım sporu yaptığımız için de takım oyuncularımızla, yani arkadaşlarımızla da bir sosyalleşme oluyor. İletişimi iyi tutmak zorundayız. Disiplinli oluyorsun bir kere. Bir düzenin var ve mesela herkes klasik işte spor eğitim aynı anda gitmez. Hayır. Sana spor o disiplini verdiği için eğitim de o şekilde gidebiliyor aslında. Sporcu olmasaydım tadamayacağım birçok huy tattım. Yani şampiyonluklar olsun, kupalar olsun, o kazanma hırsı. Hatta o yenilgi, yani yenildikten sonraki o hırsını da, onu da gözlemleyebiliyorsun. Çok değerli arkadaşlarım oldu ve oluyor da. Yani çok farklı insanlarla. Aslında takım sporu bu anlamda biraz zorlayıcı. Çünkü 14 kişi bir aradayız. Tabii ki de herkesin herkese mükemmel anlaşması mümkün değil. Ama bence bu spor adı altında herkes bir şekilde ortak faydada buluşabiliyor. Bence sporun bir insana kattığı en güzel şey bu. Birbirine saygı gösterip onu anlayabilmek ve onun da seni anlayabilmesi ve aynı şekilde aynı kulvarda beraber yürümek. Ben böyle konuşurum. Ben yani bunlar benim hayatıma katılan şeyler. Ben seninkileri de merak ediyorum. Ya dediğin gibi yani çok güzel şeyler paylaştın bu arada. Teşekkür ederim. Benim için bir kere benim inanılmaz yani hayat tarzımı ve yaşam biçimimi tamamen değiştirdi. Bir kere disiplinin girmesi her işte, yani sadece sporda değil, sporla başlayan bu disiplinin kendi hayatımda çok fazla beni yönlendirdiğini gördüm ben. Ve insanlara karşı saygı, kendime karşı saygı, yani sevgi. Çünkü bir ortamda birçok insanla aynı duyguyu paylaşabiliyorsun bir kere. Bu bambaşka bir olaydır. Birçok yerde mesela çalışan insanlar, ne bileyim hani bir atıyorum bir mühendis. Tamam, bir şey yapmaya çalışıyorlar ama bizim yaşadığımız, hissettiğimiz duyguları bence hissedemiyorlar. Çünkü orada efor sarf ederek, vücudunu ve benliğini vererek kazandığın o başarılar, kupalar, madalyalar, yanındaki takım arkadaşına ettiğin yardım bile oyun içerisinde ayrı hissiyatlar uyandırıyor insanda. Ve bu bütün hayatını etkileyecek bir dönüm noktası yaratıyor bence. Çok güzel bir şey. O yüzden bütün küçük yaşta herkesin en azından
sporu bir yerden tutmasını isterim ben. Çünkü hayatlarını ileride ne olmak isterlerse çok pozitif yönde etkileyeceğini düşündüğüm bir şey spor. Katılıyorum, aynen öyle. Sporcuların %80'i zayıf. O ne demek anlayamadık. Yani fiziki duruma göre voleybolcular seçilmiyor ki. Yani ben anlamadım tam. Anlayamadık o soruyu. Neyse bir şey diyecektim. Bir soru soracaktım da unuttum işte. Bende de bu kadar yani. Gidiyor geliyor buraya. Zaten cümleleri toparlayacağım derken gidiyor. Ne şey soracaktım ben. Merak ettim. Ne merak ettim? Merak ettiğim bir konu var Melo. Resmen unuttum. Neyse. Benim bir sorum var. O zaman sen de düşünürsün. Bana tamam, sorulardan. Bence güzel de bir soru. Tekniğimizi geliştirmek için ne yapmalıyız? Çalışmalıyız. Çalışmadığın sürece hiçbir şekilde geliştiremezsin hiçbir şeyin yani. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela ben insanlar genelde şöyle derler. İşte bir yaştan sonra daha başka ne yapabilirim? Yani yapamam. Benim tekniğim oturdu. Düzeltemem. Böyle inanışlar vardır. Bilmem duymuşsundur mutlaka. Ben nasıl yapayım bu saatten sonra diyen bir sürü sporcu gelmiştir yanına yani. Dediğim şey şu. Ben hala çalıştığım sürece kendimi geliştirebilirim. Mesela biliyorsun ben çok fazla takımda oynadım. Evet. İlk Eczacıbaşı'na transfer olduğumda birçok insan bana Ergül nasıl Eczacıbaşı'na transfer oldun diye bir soru geldi bana. Ben de dedim ki yatarak olmadım herhalde arkadaşlar. Yani kendini her sene ben bir kere çalışmayı çok seviyorum. Ve evet. Bir şeyleri 100 defa 200 defa yaptığın zaman o şeyi mutlaka doğrusunu yapabileceğine inanıyorum ve yapıyorum da. Yani kafamı koyduğum şeyi yapıyorum çalıştığım sürece. O yüzden çalışarak gelebiliyorsunuz anca buralara. Öyle yatarak olmuyor hiçbir şey. Ya da güzel iyi bir voleybolcu olayım, öyle yapayım falan. Bu sözde olmuyor bunlar ya. Yani. İcraat önemli. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. İcraat önemli. Kesinlikle. Ve dediğin gibi yani bir önceki soruya da aslında bir cevap olsun. Hani antrenör sorusuna hani hangi antrenörler size neler kattı diye. Aslında her antrenörün kendi taktiği, tekniği var. Kimisi çok benzer, kimisi çok apayrı olabiliyor. Ama önemli olan kendini ona adapte edebilmen. Adapte edebilmen için de çok fazla tekrar yapıp neyi değiştirmek istiyorsan o konuda biraz inatçı olmak gerekiyor. Bence teknik için de bu geçerli. Aslında bütün yani spor olsun, hayat olsun. Ne istiyorsanız onun için gerçekten çok çabalamanız lazım. Tekrarsa tekrar, fazla antrenmansa antrenman ya da neyse. Onun üzerine gidebilmek lazım yılmadan. Evet, önemli olan yılmadan. Yani sabırla onu yapmaya kafayı takmak gerekiyor ve onun üzerine gitmek gerektiğini düşünüyorum ben de. Ben de öyle düşünüyorum. Değil mi? Aferin kız, doğru yoldasın. İleride iyi yerlere geleceksin. Daha da iyi olacaksın. Derler ya. Büyük ablalarımız hep öyle derdi bize. Biliyor musun eskiden böyle o? Ergül ablacığım teşekkür ediyorum. Senin yolunda gidiyorum. Bak ya. Benim yolumda gitme. Kendine daha güzel yollar seç. Daha da iyisin sen. Öyle değil mi? Hayır. İyi ki vallahi. Yani şu an şey gibi oluyor. Ay. Bu da benim kıcı kapalı minnoşum. Ya seni kocaman olmuş. Gerçekten. Çok büyüdü ya, inanılmaz. Kaç aylık oldu o kulak ne? Şöyle kaç aylık oldu? 9 aylıklar. 9 aylık mı? 9 ay. Biraz ama inanılmaz yaramaz Melo. Bu dönemde en keyif aldığım şey de işte bu minnoşlar. Bu İyi minnoşlar benim. Vallahi iyi ki varlar, inanılmaz keyifli vakit geçirtebiliyorlar. Arada bir sinirleniyorum ama çünkü ne yapsın bunlar da? Sokağa çıkamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Arada bir böyle sadece işini görmek için çıkartıp evin önünde tutup içeri sokuyoruz ve enerjileri bitmiyor. Kesinlikle. Bir de ben artık eskisi gibi enerjik değilim. O yüzden çok zor oldu. Bir dakika Ergül abi, ben buna inanmıyorum. Senin enerjin hiçbir zaman düşmez.
Ya sen bakma, arada bir dibe vuruyorum Melo, bildiğin gibi değil yani. Geçen gün böyleyim evde yatarken. Ah çok sıkıldım. Evde oturmaktan çok sıkıldım diye böyle sürekli şey yapmaya başladım kendime. Dedim Ergi çık bu psikolojiden, yeter artık. Gelme kendine. Onu söylüyorsun maalesef. Öyle giriyoruz ama önemli olan oradan çıkabilmek. O zamanlar da olacak. İnsanız. Bizi şöyle bir yönlendir Melo. Güzel pozitif şeyler söyle bize. Yükle bizi. Bizi yükle. Ben bir şey yönlendirmiyorum. Bir şey yapmıyorum. Senin pozitifliğin bana geçti Ergül ablacığım. Ay canımsın ya. Övme beni. Beni övme. Hayır içimden geri söylüyorum. Burada Arelia, Cansu, ablam. Hepsini öpüyorum ben oradan. Görüyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın canınızı sıkıyoruz akşam akşam ama idare edin. Varsa sorularınız devam edelim. Evet, hiç bakmadım uzun zamandır. Bir şöyle bakayım. Güzel yorumlar, sorular var mı? 20 dakikamız varmış daha, iyi. Bir saatlik, bir saat herhalde anca canlı yayın yapabiliyoruz burada. Daha 20 dakikamız var Melo. O ya ne çabuk geçti 40 dakika. Güzel, hoş sohbet. Seninle sohbet etmek güzel yani. Özlemişim de zaten. Aynı şekilde. Ay, pardon. Yok. İyi misin? İyiyim canım, sağ ol. Başka sorularınız varsa arkadaşlar devam edelim. Şöyle güzel voleybol mu konuşmak istersiniz? Ne konuşmak istersiniz? Sen ne konuşmak istersin Melo'cum? Okuduğun kitaplar, önerilebileceğin kitaplar var mı buradan? Bizlere. Vallahi... Senin vardı şöyle güzel kitapların. Var ama beni çok şey yakaladın. Yani bende de böyle bir sıkıntı var Aygül abla, biliyorsun. Böyle bir şey istersin. Neydi? Ne seviyordum? Ya hangisini önerim? Böyle bir heyecanlanıyorum. Aa, ablan ne? Katılmış. Ne diyor? Aa evet. Ya çok tatlı. Otururuz tabii, otururuz. Şu şey bitsin. Bu bir atlatalım şu durumu. Bu sıkışık durumumuzdan bir geçelim. Mutlaka görüşeceğiz. Söz veriyorum mutlaka. Ben Melis'siz yapmam artık ya. Görüşürüz değil mi Melo? Tabii ki de. Sohbet ederiz yani bir yerlerde buluşuruz. Lütfen. Başın etini yiyeceğim ben senin. Lütfen. Bir kere sen yemek yapacaksın, ben geleceğim. Tamam. Birkaç ana anlatın diyorlar da yani biz ana anlatacak. Yani en son iki kişiyiz herhalde burada ana anlatacak. Simge varsa bizi izlemeye devam ediyorsa ki çıkmıştır o kesin. Anamız çok iyi gitmiş midir? Bıraktı mı bizi? Simge bırakmıştır kesin. Üf ne yapacağım bunlarla, zaten sürekli dinliyordum bunları deyip de çıkmıştır o. Yani anamız elbette ki vardır ya, çok vardır hatta. Bir dakika bir düşüneceğim. Simge'yi çok çok seviyoruz. Biz de seviyoruz Simge'yi. Ay vallahi yok, hiç gelmiyor kız Melo bende. Bir şey söyleyeyim, ben sıfırlandı. Yani hiçbir şey yaşanmamış gibi hissediyorum. Bu normal mi? Karantinanın yan etkileri mi acaba? Kesin öyledir. Kesin öyledir. Ya peki voleybolu çok özledin mi? Melo özledin mi kız voleybolu? Ben özledim. Ablamla geçen hafta oynamaya başladık topla. Yani böyle bir değişik hissiyat. Hani böyle yeniden oynuyormuşçasına. O yüzden keyif aldım. Merve de bu konuda eski voleybolcu da gerçi. Sağ olsun o da beni kırmadı. Ben özledim Ergül abla. Bilmiyorum sen özledin mi? Vallahi yavrum ben sıçramayı, zıplamayı, top vurmayı, her şeyi çok özledim ya. Acayip. Acayip daralıyorum bazen böyle, hani tamam antrenman yapıyoruz evde ama aynı değil ya. Sabah akşam üst seviyede ve şiddetli tempoyla antrenman yaparken şak diye günde işte tek ya da çift bile yapsam sıçrayıp da daha farklı yani, bilmiyorum, koşup sıçramak, bir topa atmamak, evde yaptığın halterle bir değil ya da yaptığın karın sırtla bir değil yani. Peki Melo şunu sorayım sana. Sporcuların genelde beslenmesi denen bir şey var. Sporcu beslenmesi ve herkes bunu bir şekilde merak eder. Sen nasıl besleniyorsun? Güzel beslenir misin mesela? Her yalan çok güzel bir şey değindin.
Şöyle bir durum var. Ay Gizem gelmiş. Canım arkadaşım. Gizem hoş geldin. En sevdiğim voleybolcu tabii ki de Gizem Güreşen. Ay, şey Karadayı pardon. O eski sayısıydı. Kusura bakmayın. Gizem Karadayı. Evet. Pardon. Evet. Sesini kestim. Yok estağfurullah. Ben vaktimin bir kısmını artık mutfakta geçiriyorum diğerleri gibi. Tatlı yapıyorum. Sağlıklı olsun, işte şey olsun. Allah'tan yapma kısmını çok güzel yapıyorum. Yani yapıyorum, yeme kısmında kısıyorum. Yani dengelemeye çalışıyorum. Bir de yani şimdi tabii bir eforda sarf etmediğimiz için sabah akşam öğünüyorum sadece. Biliyorsun benim böyle snacklerim, öğle yemeklerim, o bir de böyle bir tempolu yiyen bir Melis'i sen gördün bütün sezon boyunca. Ama şimdi evde olduğumuz için enerji de harcamıyoruz. O yüzden elinden geldiğince karbonhidrat bayağı az seviyede yoka yakın tüketmeye çalışıyorum. Bir de dediğin gibi antrenman yapıyorum. Benim öyle geçiyor. Senin nasıl geçiyor? Sen her zaman zaten dikkat eden birisin. Ay yok ya ne dikkat etmesi. İnanmam. Ya, yok şöyle. Dikkat etmeye çalışıyorum tabii ki de ama... sonuçta o kadar hareketli bir tempo, yüksek bir tempodan sonra düşük bir tempoya geçtiğinde ne kadar dikkat edersen et, bazı şeyler değişiyor vücutta. O yüzden yani aynı şekilde yemeye devam ediyorum ben de. Bu biraz tempo düştüğü zaman sıkıntı yaratabiliyor. Gerçi sonra tempo başladığında yine geri dönebilir ama benim şöyle bir bakış açım var bu konuda. Mesela ben İşte günde 10 öğün, 5, işte 5 öğün, ara öğünler falan bir şeyler çok fazla öyle tavsiyeler veriliyor. Ben bundan yana değilim çünkü metabolizmayı zaten çok fazla zorluyoruz biz. O yüzden bunun ne kadar az olursa o kadar yani öğün olarak az olması daha fazla tercihim benim. Genel olarak sporculuk hayatımda bunu yaptım hep. Mesela ben günde 2 öğün beslenirim. Evet ama, ben evet. Öyle düşünüyorum. Senin kulaklarını çok çınlatıyorum. Sen bana hep derdin ben nasıl imkansız ben yapamam falan derdim. Ama yapılabiliyormuş ve iyi hissediyorum gerçekten kendimi. Yok insan vücudunu yani çok fazla değiştiğini mutlaka görürsün zaten de. Şey olarak yani tamam bu mesela gelişimde olan yaş grubundan bahsetmiyorum tabii. Çünkü onlar işte 12 ile 18 yaş arasın diyeyim mesela. Bilmiyorum o dönem oluyor herhalde. O dönemdeki çocuklar daha fazla yemeli zaten. Boyları uzadı ve vücutları normal hale gelmeye çalıştığı için. Ama bir saatten sonra sadece vücudu çok fazla yormayıp da daha zinde hissetmesini. Çünkü ben makine gibi bakıyorum fiziğe. Normal bir makine, herhangi bir makine gibi. Makineye ne kadar çok işte yüklersen o kadar error vermesini sağlayabiliyorsun bir makinada. O yüzden ben iki öğünle mesela çok iyi hissediyorum kendimi ve şeyim de bütün enerji seviyem de buna göre zaten yeterli oluyor. Yani 3 tane zeytin bir parça peynir yerine karnımı tamamen doyuruyorum. 2 öğünü besleniyorum. Olmuş gibi oluyor. Ay ablacığım hoş geldin. Ablam da gelmiş. Ne güzel konuşuyor bunlar. Adem. Öpüyorum sizi. Selamlar. Ceylan Arısan. Ceylan'ı çok soran olmuş ya. Ben birkaçtır görüyorum. Ceylan'la iyi mi? İyi diye biliyordum en son. Ceylan'ın hiçbir şeyi yok bomba gibi. Bir şey mi oldu sandım yani. Büyük ihtimalle geçen sene yaşadığı sakatlıktan dolayı herhalde soruyor insanlar. Ama zaten bu yıl Türk Hava Yolları'nda oynadı. Yani sağlığı her şey yerinde Ceylan'ın. Ha, iyi o zaman. İyi. Ben de öyle biliyorum çünkü de Ceylan birkaç kez gelince merak ettim. Sen de yakın arkadaşısın. Ya birkaç kez sordular gördüm adını da ne yazdığını şey yapamadım dikkat edemedim. O yüzden sen de yakın arkadaş olduğun için sana bir sorayım dedim. Yo iyi. Hatta birkaç saat önce konuştuk. Her şey yolunda. O da karantinada. Ablacığım teşekkür ederim. Adişkom'un o güzel yanaklarına bak Adel uyumuş. Ama video. Ama video olsaydık keşke.
Bu arada arkadaşlar, Adel benim ablamın kızı. Yeğenim. Ay yerim ben onu. Çok tatlıdır. Küçük 2 yaşında. Şimdi uyumuş, ablam da anca gelebilmiş. Onu söylüyor da bu bizim Elif'i tanıdığı için konuşuyoruz. Sizi de bilgilendirmek istedim bu konuyla. Çok öpüyorum ben onu. Biz de vallahi, ben de çok öpüyorum. Çok özledim zaten. Görüşemiyoruz. Onlar İzmir'de yaşıyor. Ay tıkandık kaldık buralarda, gidemiyoruz. Vallahi. Ama lütfen biraz daha sabredelim arkadaşlar. Çok az yani. Sabredelim. Bak, ne güzel bir şey geldi bence, soru sana. Hayat nasıl, hayata nasıl pozitif bakıyorsunuz? Hayata nasıl pozitif bakıyorum? Ben yani bilmiyorum ya, başıma gelen, şöyle diyeyim. Mesela atıyorum sizin başınıza gelen kötü bir şey. Yani sizin için kötü olan bir şey neyse. Benim başıma bunlar geldiğinde ben her seferinde şunu söylemişimdir. Bunu yaşadım çünkü bunun bana katması gereken bir ders var. Bana öğretmesi gereken bir kural var hayatım için. O yüzden yani bu bakış açısıyla bakıp davrandığım zaman sürekli pozitif olabiliyorum. Çünkü pozitif bir bakış açısı bence bu. Kötü gelen şeylere bile, her şeye bir bahane uydurmak ya da dibe batmak yerine, evet bunların bizim için bir sebebi var. Benim başıma gelmesi benim başıma daha güzel şeyler getirecek diye baktığım için oluyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz cümle kurmada sıkıntı yaşadım ama. Ben anladım. Ben de sana katılıyorum. Hatta bu dönemde şimdi fazlasıyla genelde de kişisel gelişim falan böyle nasıl desem. Spiritüel hayata meraklıydım. Okuduğum kitaplardan da söylediğin gibi pozitif bakma sebebin aslında şu, dediğin gibi. Ben de onun bir değişik versiyonunu anlatmak istiyorum. Hayatta karşılaştığımız zorluklar veya bizi üzen şeyler aslında bize bir şey öğretiyor. Bu da bir tecrübe. Demek ki ya biraz aslında hayata karşı bakışını da değiştiriyor. Yani tabii ki de olumsuz bir şeyle karşılaştığımızda atıyorum ağlayabiliyoruz. Neden bana oluyor diye kendimizi sorguluyoruz veya çevremizdekileri sorguluyoruz. Ama aslında orada hayat sana başka bir şey anlatıyor. Belki senin daha iyi olman için bir şey yapıyor. Bunları tecrübe edinip onlardan ders çıkartıp hayata devam etmek gerekiyor. Ve bu zihniyette olmak da her zaman pozitif açığa çıkartıyor. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan yola devam etmekle eşdeğer benim için. Kesinlikle katılıyorum. Bir de yani bence biz çok fazla kendimizi bazı şeylere kaptırıyoruz. Bu kadar yani bir şeyi çok fazla düşünmek, bir de bazen negatifliği getiriyor bir konuda çok fazla düşünmek. Ve bunu bir kere negatifliğe girildiği anda insan daha fazla kendini bir çukura, yani şey gibi, bataklık gibi. Nasıl içine saplandığın zaman debelendikçe daha da dibe düşersin ya, bunun gibi bir şey yani. Bir insan niye kendini böyle bir duruma soksun ki? Yaşadığı her şeyden ders alıp da önüne bakmak varken, çok kolay bir şey ya, şöyle yapmak gibi bir olaydan çıkmak varken niye bu kadar kendimizi dibe batırmaya? Ama biz seviyoruz. Biz genel olarak insanlar seviyoruz bunu. Biz depresifliği işte seviyoruz, bilmiyorum yani. Niye bu şekilde davranıyoruz? Davranmayın, kendinize bunu yapmayın. Kendinize saygı duyun arkadaşlar. Kendinizi sevin. Öncelikle kendinizden başlayın. Evet. Ondan sonra etrafınızdakiler zaten bir şekilde seveceksinizdir ama öncelikle kendinize bunu gösterin. Tavsiyem bu. Oradan bizde yani sana da el koyduracak o çevrendekiler. Onlara da tabii bir ışık olacaksın. Tabii ışık oluyorsun. Yani bakış açını sunuyorsun. O yüzden insanları güzel şeylere sürüklemek varken niye depresifliğe itelim yani? Hiç gerek yok böyle şeylere. Kesinlikle. Güzel bir bakış açısı. Bu arada çok az vaktimiz kaldı herhalde Melo. Bir 10 dakikamız falan mı kaldı bilmiyorum. Hani 7 dakikamız kaldı. 7 dakikamız kaldı. Dedim o zaman. Nasıl? Son bir soruları mı göz gezdirsek? Vallahi sorsan istiyorsanız arkadaşlar, hayatla ilgili ben biz burada konuşabiliriz sabaha kadar ama. Bu doğum günü şakası diyor biri. Melo, doğum günü şakası diyor. Kim diyor? Ay teyze. Hiç gerek yok. Ay. Hiç gerek yok. Melis, cümleleri toparlayabileceksen senin doğum günü şakasını ekleyebilirsin bu arada. Doğru. Tamam, yok Melis koptu. Güzel bir anıydı bence. Herkes böyle bir anı edinmeli.
Ay, doğum günü değildi o gerçi. Farklı bir gündü ama. Ha bak. Sen biliyorsun. Ya arkadaşlar. Melis. Yani şöyle bak, size Melis'ten biraz bahsedeyim. Melis çok böyle iyi niyetli. Mesela ona ben bir şey söyleyeyim. Gerçek olmasa bile aa öyle mi Ergül ablacığım falan deyip de böyle yani her şeye inanan saf, temiz kalpli bir arkadaşımız kendisi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki böylesin. Acayip seviyorum seni. Çünkü bu dönemde bunu bulamayan çok insan var. Bize sen bunu yaşatabiliyorsun, yaşatıyorsun ve çok keyif veriyor bana bu. O yüzden Melis'e bazen böyle çok, yani bu sene zaman zaman Melis'e takılmalarımız oldu bu konularla ilgili. Hafiften kandırdık biraz Melis'i. O yüzden çok hafiften kandırdığım durumlar oldu. O yüzden bunları şimdi, yani şöyle diyeyim, bunu şeye geçirmemiz lazım. Böyle bir yazmamız lazımdı. Burada pat diye böyle ben konuşamam, yani cümleleri kuramam. Şimdi yanlış olur, ayıp olur falan. Ki ayıp bir şey de korktum ama. Çok çok değerli bir grup. Bana güzel bir sürpriz yaptı. Anı benimle daima kalacak. Teşekkür ediyorum bu güzel sözlerin için Ergül ablacığım. Her şey karşılıklı, bunu bil lütfen. Ay canımsın benim. 4 dakikamız kalmış bu arada. Gerçekten çok keyif verdi bana bu sohbet. Bazen evet. Böyle ara ara canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama ben bu o kadar, dediğim gibi yine engelliyim yani. Yok, yapamıyorum bu işleri. Teknoloji benim kalemim değil. Bence o yüzden çok da güzel yapıyorsun Ergül abla. Niye? Kız konuşamıyorum doğru düzgün, çok güzel deyip durma. Hayır gayet konuştum, ben anladım, herkes anladı. Bence keyif de aldı herkes yorumlardan şöyle bakınca. Bence devam, yakıştı sana. Ya hadi be oradan, neyse. Ya çok teşekkür ediyoruz bize katlandığınız için arkadaşlar. Bu umarım bu akşam size keyifli bir sohbet yaşatabilmişizdir. Ufak da olsa yüzünüzde tebessüm yaratabildiysek ne mutlu bize. Melis'i çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Çok teşekkürler. Canımsın. Sağ ol bebeğim. Bundan sonra ya ben senin her zaman ablanım zaten. Her zaman buradayım. Ve veda konuşması yani, gibi oluyor. Kız şimdi hani şey, bir saat geçti de kapatacağız ama, ya. Ama yine çalışıyorum. Bu şekilde olmasa ben ağlarım şimdi. Nereye gidiyorsun? Yani bunu kapatıyoruz ama böyle şey gibi. Bu gece son gibi böyle perde yok, kapanır. Sadece bu konuşma bitiyor Melo. Yok. Veda yok. Tamam. Ya çok tatlısın. Tamam. Tamam dur. Konsantre olayım. Cümlelerimi bozuyorsun. Teşekkür ediyoruz herkese bizi dinlediği için. Bize katlandıkları için. Voleybolun sesine de tekrardan çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir an yaşattığı ve bizi Melis'le kavuşturduğu için, sizlerle kavuşturduğu için. Bu kadar. Çok teşekkürler herkese. Her şey için teşekkürler. Gerçekten katılıyorum. Herhangi bir yanlışımız olduysa da kusura bakmayın gerçekten. İyi ki var. Gerçekten. Ben müthiş keyif aldım. Gerçekten yani. Şu an saat 10.30 böyle giriyoruz, sırıtıyorum. Senin sayende. Ben sabaha kadar uyumam. Zaten özlemiştim uykusuzluğu kız. Bizim normalde uyku saatimiz bir de Melo. Evet. Bu zamana kadar normalde. Biz 9'da yatıyoruz da Melis'te genelde. Ay yine mahvettim senin veda konuşmanı, kusura bakma. Hayır bu kadardı zaten. Son 2 dakikaymış ya. Bitmeseydi iyiydi. Neyse. Çok çabuk geçti ama. Ben anlamadım, ne ara bir saat oldu gerçekten. O kuzum, o senin güzel gamzelerinden kaynaklı da o yüzden böyle oldu. Güzel sohbetinden. Pozitifliğinden, güzelliğinden kaynaklı. Yok, biz böyle kendimizi öve. öve bitiremiyoruz şu anda. Son 1 dakika bitmesini istiyorduk. Ama hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Voleybolla kalın, sporla kalın. Hayatınızda harekete eksik etmeyin bu dönemde. Ve uzak kalın birbirinizden. Evet, evde kalın bir de. Evde kalın. En önemlisi evde kalın. Seviyoruz sizleri. Seni çok seviyorum Melo. Kendine iyi bak. Hepiniz iyi bakın. Hastalıktan uzak duralım, durmaya çalışalım arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakal bebeğim. Bay bay. Bay bay.